Mesa Beykoz'da ikinci projesini Mesa Çubuklu 28'in satışlarına bugün başladı. Satış pazarlama koordinatörü Kadir Yılmaz'la birlikteyiz. Kadir Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Boğaz'a nazır bir proje. Evet, evet, arkamızda İstanbul Boğazı'nın harika manzarasını görüyoruz. Hayırlı olsun yeni projeniz. Evet, çok teşekkür ederim. Yeni proje ama bayağı bir kabasa bitmiş değil mi biz bu aslında projenin? Aslında inşaat ilerleme düzeyi olarak %25, %50 yakaladık. Hı-hı. Satış oranımızda da yaklaşık olarak %30'un bir miktar üzerindeyiz. %35'e yakın bir satış oranımız var. Hı-hı. İyi giden bir proje. Ne zaman başladınız? Burada geçen yıl sonuna doğru başladık. Hı-hı. Yaklaşık 10 aylık bir üretim sürecinde projenin yarısını tamamladık. Arazi size mi ait? Arazi Yüksel ile birlikte geliştirdiğimiz bir proje burası. Hasılat paylaşım modeliyle ilerliyoruz. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm değil aslında burası. Boş bir araziydi. Hmm. O boş arazi üzerine şey yapıyoruz. Daha önce bir yapı yoktu yani. Yapı burada. Yoktu. Yapı evet. Yoktu. Peki kaç konuttan oluşacak bu proje? Burada sizden 80, dinleyelim. 80 tane bağımsız bölümümüz var. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar çeşitli seçeneklerimiz var. Dubleks, tek kat, küçük 1 artı 1'ler, büyük 1 artı 1'ler, 2 artı 1 tek katlar, dubleksler. 80 bağımsız bölümde yaklaşık 50 civarında farklı tip var. Yani hemen hemen her zevke göre her bir daire, bir ev üretmeye çalıştık burada. Evet, cephesiyle genç bir proje dediniz. Evet, biraz evet. Bahseder misiniz konutların özelliklerinden? Evet, biz arazinin yönlerimi konusunda tabii projeye girişken bunun üzerine çalıştık. Mümkün olduğunca manzaradan, çünkü sol tarafında projeye baktığımızda sol tarafında büyükçe bir orman var. Sağ tarafında da bir boğaz manzarası var. Biz mümkün olduğunca cam yüzeyleri geniş tutarak yere kadar cam yaptık mesela şeyleri, doğramalarımızı. Evet. O manzaradan, ışıktan, aydınlıktan, İstanbul'un bütün güzelliklerinden faydalandırmak istedik evet. Buradaki sakinlerimizi. Daire tipleri çok çeşitli dediniz. Tüm ailelere göre evet. Daire tipleri doğru. Var değil mi projede? Doğru, doğru. Ağırlıklı 2 artı 1, 3 artı 1. Metrekareler nasıl, büyüklükler nasıl? 80 metrekareden yaklaşık 400 metrekareye kadar çeşitli değişik büyüklükler var. Büyüklükler evet, yer var. Alıyor. Evet. Peki, bölgedeki ikinci projenizi hayata geçirdiniz. Doğru. Birkaç ay önce de Mesa Orman Projesi'nin lansmanını çok yakın yapmıştık. Zamanda evet. Lansmanını yapmıştınız. Satışlar nasıl gitti? Bu projede nasıl? Fiyat aralığı nasıl? Bir de evet. Projenin satış dengelerini konuşalım. Şimdi biz Mesa Orman Projesi'nin Mayıs ayında satışa çıktık. Hemen Ramazan'ın öncesiydi ve dolayısıyla tatil, seçim ve benzeri bir gündem vardı hatırlarsınız o günlerde önümüzde. Aslında satış anlamı artı, işte dövizin arttığı, kredi faizlerinin arttığı bir dönem olmasına rağmen projenin %40'ından daha fazla bir miktarını sattık. 4-5 aylık. 4-5 aylık bir süre içerisinde. Hemen hemen yarısını sattık diyebilirim değersel olarak da. 200 küsur projeydi değil mi? 219 tane evet. Vardı orada. Çok başarılı bir lansman dönemi geçirdik. Hı-hı. Dediğim gibi hani dönemsel olarak aslında Hı-hı. biraz hani seçim ve ekonomik konjonktürden kaynaklı problemler olmasına rağmen. Ama ona rağmen çok yüksek bir ilgi gördü. Biraz oradan aldığımız cesaretle de sonbaharda da buranın... Bu yaz Bodrum projesini aslında Bodrum, satışa çıkardınız aynı yazın zamanda. Yazın ben hep Bodrum'daydım. Evet, öyleydi. Evet, çok yoğundu. Orada nasıldı satışlar ki orası da gelir seviyesi anlamında belli bir kesime hitap eden an, bir projeydi. Şu anda Bodrum projesi birim fiyat olarak bizim en yüksek değerde olan projemiz. Çok hareketliydi. Orada 28-29 Haziran'da bir lansmanla satışa çıktık. 2 aylık süre içerisinde projenin %30'unun satışını gerçekleştirdik. Yani özellikle bayram dönemlerinde yani sabah 9'da başlayıp akşam 9'lara 10'lara kadar devam eden bir ziyaretçi trafiği vardı ve önemli ölçüde satışa dönüştü bu. Evet, bu projede de lansman öncesi satış yaptınız aslında değil mi? Ne evet, kadarlık bir satış gerçekleşti? %30'un biraz üzerinde bir satış gerçekleştirdik Hı-hı. burada. Buradan da çok umutluyuz. Zaten hani 80 tane bağımsız bölümden Hı-hı. oluşuyor. Teslim Hı-hı. süresi de yakın olduğu için bir yıl sonra Ekim Hı-hı. 2019'da teslim edeceğiz. Dolayısıyla müşterilerin evet. O anlamda da önemli bir avantaj kazandığı bir proje oluyor. Peki fiyatlar nasıl burada? Yaklaşık olarak 1.390.000 lira başlıyor. 4.490.000 liraya kadar büyüklüklerine göre, tiplerine, manzaralarına göre farklı fiyatlarda seçeneklerimiz Nasıl var. Nasıl ödeme koşulları Biz sunuyorsunuz? Burada aslında tailor-made dediğimiz bir sistemimiz var bizim. Kendi prensiplerimizle, nakit akış prensiplerimizin dışında veya bundan çok uzak kalmaması suretiyle
müşterilerin kendi ödeme düzenlerine uygun planları beraber oturuyoruz, birlikte yaratıyoruz yani. Eskisi gibi bir şablon üzerinden ilerlemiyoruz. Biraz daha herkese göre yeni bir... Çünkü malum işte kredi oranları yüksek, bir takım başka zorluklar var. Müşteriye alabileceği şekilde ama bizim de kendi nakit dengemizi bozmaması adına birlikte ortalık bir adım atıyor, bir adım biz atıyoruz. Bir yerde buluşarak satışı gerçekleştirebiliyoruz. Evet, MESA olarak satışlarınız oldukça iyi gidiyor gördüğümüz kadarıyla. İyi. Birkaç projeyi sorguladım da onu görüyorum. Aslında gayrimenkul sektöründe de satışlarda bir durgunluk yaşanıyor. Bunun işte ödemelerle alakalı. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemi? Kısa vadede yeni projeler çıkacak mısınız? Kısa vadede çıkacağımız projeler var. Orta vadede de çıkacağımız projeler var. Yani 2018 yılındaki bu yeni proje hareketliliği 2019 yılında da devam edecek. Almış olduğumuz bazı ihaleler var. İşte Antalya projemiz var mesela. Onun proje geliştirme süreci hala devam ediyor. Maltepe tarafında bir projenin lansmanını yapmayı düşünüyoruz yine 2019'da. Dolayısıyla şeyler var. Riskler, tehditler ve zorluklar var ama doğru yerde, doğru ürünü, doğru fiyattan gerçekleştirdiğiniz zaman, müşterinin önüne sunduğunuz zaman müşteri de oradaki o fırsatı algılıyor. Biz her zaman şöyle düşünüyoruz, bu sektörün bileşenlerinin en önemlisi müşteri ve aramızda en zeki olan da müşteri. Evet. En doğru kararı veren o, çünkü parayı veren o, ihtiyacını en iyi bilen o. Dolayısıyla biz onlara yönelik olarak, onların beklentilerine yönelik olarak hem ürün olarak hem de ödeme koşulu ve fiyatlama olarak uygun ürünlerle karşılarında olmaya çalışıyoruz. Zaman, evet. Doğru satış stratejisiyle aynen doğru öyle. Hedefler yakalanabiliyor. Kesinlikle. Peki 2019'da hedeflerinizde artış var mı? Planlarınızda yeni projeler geldikçe artış olacak tabii. Evet. Yeni projeler geldikçe artış olacak. Biz dönemsel olarak zaten genelde 3 ayda bir 4 ayda bir genel olarak hedeflerimizin neresindeyiz, nereye gidiyoruz diye geniş değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Çok büyük sapmalarla gitmiyoruz. Her şey mükemmeldi demek, ya biz çok satıyoruz, çok büyük satışlar yapıyoruz demek değil. Biz sadece planladığımızdan ne kadar sapmıyoruz. Evet. Bizim için önemli olan şey o. Evet, bu projeniz de niş bir proje. Evet, 80 niş, ailenin butik. Yaşayacağı butik bir proje. Çok güzel manzarası var gerçekten. Konum olarak da Riva yolunun hemen başında yer alıyor. Ve ulaşım olarak da rahat bir bölge değil çok mi? Çok rahat bir bölge. Yani iki tane temel unsur var burada ulaşımı rahatlatan. Bir tanesi gerçekten de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 5 dakika mesafede olması. Ve zaten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa tarafına geçtiğinizde Büyükdere Caddesi, Levent, Maslak gibi İstanbul'un en önemli iş merkezlerinin bulunduğu bir yer. Öbür taraftan da İstinye'ye, Çubuklu İstinye feribotuna yakın olması sayesinde deniz ulaşımını da kullanarak Maslak, İstinye, Emirgan, Bebek gibi cazibe merkezlerine çok rahat ulaşabiliyor burada. Peki, bol güzel satışlar dileyelim. İnşallah. Biz de şimdiden size teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun.